Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Horlama cerrahisinde yaptığınız başka bir şeyler var mı? Yani tamamen bu yandaş boğazda bulunan organlarla ilişkili bir şey olduğunu aslında söylediniz. Ya da geniz etiyle ilgili olduğunu söylediniz. Başka bir çözüm yöntemimiz var mı bunda? Şimdi tabii daha ileri hastalarda biz bu özellikle dil kökü problemi olanlarda çene ilerletme ya da dil asma dediğimiz yöntemlerle bu dil kökünü daha öne çekme gibi daha ileri boyutlu cerrahiler de yapıyoruz. Tabii bunların sıklığı bu diğer cerrahilere oranla çok daha az gerek duyuyoruz. Ama çok ileri apnesi olanlarda çok şiddetli. Eğer bu dediğim diğer yöntemlerle sonuca varamazsak o zaman daha majör, daha ağır bir cerrahi olan bu çenenin daha ilerletilerek dil kökünün daha öne çekilmesi, böylelikle hava yolunun açılması gibi alternatif cerrahilerimiz de var. Bunun dışında cerrahiye alternatif bir yöntemde bu uyku testi raporuna göre hastalara gece uyurken takılan bir maske veriliyor. Bu CPAP dediğimiz bir maske. Oradan yüksek basınçlı hava vererek kişinin bu üst hava yolu tıkanıklığını aşarak kişideki bu apneyi, yani uyku nefes durmasını önlüyor. Ama bunlar tabii basit horlama için kullanılan cihazlar değil. İleri apne, uyku apnesi olanlarda böyle bir maske tedavisi de var. Tabii bu tedavi edici değil, daha önleyici bir tedavi. Hasta o maskeyi takmadığı zaman gene bu apne atakları oluyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.